Peki hocam, diş eti sağlığı ile ilgili, bakımı ile ilgili genel olarak ne yapabiliriz? Dişlerimizi fırçalarken nereye dikkat etmeliyiz? Diş etinden dişe doğru gibi bir tarif vardı. Onu tavsiye ediyor musunuz? Ediyoruz, fakat burada da diş etimizde çekim olup olmaması konusu çok belirli. Burada ağız bakımı nasıl yaptığımız, nasıl fırça kullandığımız, fırçanın tüylerinin sert olması, yumuşak olması, bunların hepsi diş eti yapısı ve diş eti çekilmesine göre karar verilmesi gereken unsurlar. Bunu da hekimimize danışarak anlayabiliriz. Diş etimizin ve dişlerimizin yapısına göre nasıl bir fırça seçmemiz gerektiğini hekimlerimiz danışmalıyız değil mi hocam? Muayene sonucunda zaten hekiminiz mutlaka hangi boy bir diş arası fırçası kullanacağını, nasıl bir diş eti kullanılması gerektiği, nasıl bir fırça kullanması gerektiği mutlaka bilgi verecektir. Peki hocam, diş eti daha sağlığı ile ilgili, diş çekilmesiyle ilgili son sorumu soruyorum. Dişlerimizde fena bir ağrı varsa, bir çekilme varsa dışarıdan görülmemesine rağmen bu neyin habercisidir? Koşa koşa gelmeli miyiz? Gelmelisiniz. Fakat burada diş eti çekilmesi iki sebep olur. Bunu bir altını çizmek lazım. Bir. Diş eti çekilmesi dediğimiz zaman bir tanesi periodontitis dediğimiz. Yani diş etini ve çene kemiğini etkileyen bir diş eti iltihabının sonucunda olabilir. Yani oradaki destek... Bir dakika hocam, sen benden hızlı konuşuyorsun. Neydi bir daha? Periodontitis. Periodontitis. Üç defa işinizden tekrarlayın, kendisi geçer zaten. Evet. İkinci sebebi? İkinci sebep de sert fırçalama. Yanlış fırçalama olarak da kişi kendi kendine zarar veriyor. Lütfen dişlerinizi fırçalarken aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Necda diye dişler fırçalanmaz. Biraz da yumuşak davranmak lazım ağzımızın içine, değil mi hocam? Aynen. Teşekkür ederiz. Sayın Küçük Coşkun'a bu verdiği kıymetli bilgilerden dolayı teşekkür ediyor. Çayımızın kalan kısmını teslim ediyoruz. Son bir parantez açabilir miyim? Çayla söyleyin, onu, daha etkili olsun. Evet. Onu söylemezsem. Kokteyl demiş gibi falan. Evet, buyurun. Sigara kullanımı bu konu çok önemli. Bunu söyleyeceğini biliyorum. Sigara zaten her türlü musibete çağırıyor. Ciğerlerimizi ve bilmem organlarımızı yıpratıyor. Allah kahretsin efendim bu sigaranın verdiği zararı. Aynı zamanda dişlerin en büyük düşmanı. Bakın. Sigarada şuna dikkat etmek gerekiyor. Yığına zararı var dediğiniz gibi saymakla bitmez. Bu video bitmez. Fakat sigarada yoğun kullanan bir kişi diş eti kanaması da olmaz. Bu sebeple diş eti kanaması olmayan bir birey eğer sigara kullanıyorsa diş etlerimi sağlıklı, nasıl olsa diş eti kanamam yok diye düşünmemesi gerekir. Bu tufaya düşmemesi gerekir. Bu bir tuzak. Sigara kullananlar özellikle videonun burasına dikkat. Sigaranın dumanı diş eti kanamanızı engellediği için başka bir soruna yol açıyor. Dumanı değil de damarların yüzücü etkisinden dolayı. Bozmuş gibi olmayayım sizden. Rica ederim. Beni sakın biraz düzeltmek. Efendim, Sayın Doktor Meriç Küçük Coşkun'u sosyal medyada takip etmek isterseniz adını söyledim. Bu yakışıklı ve bilgili insana çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bunu ederim. Şaka yaptım, çayımı alayım. Görüşmek üzere. Gidelim Fikret. Evet, sağ olun.